musun? Hala yoksa şu an bir şey yok mu Zehra? Şu an bir şeyler var. 3 tane şarkı var yolda. Memur var. Mart gibi, Mart sonu ya da Nisan başı gibi Memur yayınlanır. Belki doğum günüme denk getiririm. Memur'u o aralar yayınlayacağız. Mart sonu, Nisan başı gibi. Sonra Boşuna Nefes Tüketme var. Bir tane daha şarkı var. Onun adını söylemiyorum. Çünkü yapmayacağımız %100 değil. Evet, bazı programlarda da görsek seni yakında. Biliyorsunuz bu ara bir ameliyat durumu var. 2 hafta falan bir yatışım olacak. Yani 2 hafta bir yerlere çıkamayacağım. 15'i falan olacak galiba ameliyat. 13'üydü de 15'ine ertelendi. 15'i olursa Mart gibi falan herhalde bir şeyler yapmaya başlayabilirim. Yani böyle belki program falan katılır mıyız bilmiyorum. Yani buna ihtiyaç var mı bunu da bilmiyorum. Bunu düşünmek lazım. Yani ben zaten canlı yayında burada şu an 2700 kişi var ve günün ortası. Yani böyle Instagram'ın aktif saatleri de değil. Etkileşim sağlayabiliyoruz aslında. Benden haber alabiliyorsunuz. Gidip bir kanalda, YouTube kanalında ne anlatırım, niye anlatırım onu çok şu an idrak etmek lazım, iyi düşünmek lazım. Çünkü yani zaten buradan sizle iletişimdeyim. Orada bilmiyorum artı olarak ne gelir, ne gider. Böyle heyecan verici bir program olursa ve farklı bir şeyler konuşabileceğimiz bir program olursa bence katılmakta fayda olabilir. Ama yani yeni şarkıların ne zaman, albüm var mı, klip yolda mı tarzı bir muhabbet için bence burası gayet yeterli bir mecra. Buradan konuşuyoruz zaten diğer ayrıntılar için. Bence de çıkma bir yere herkes bilmez seni demiş. Heyecan deyince heyecan dedi sandım. Online konser olur mu tekrardan? Online konser geldi ama o tarihte daha henüz yatışta olurum yani. Ayağa kalkıyor olamam. O yüzden iptal ettik yani kabul etmedik o online konseri. Artık şöyle Nisan gibi açılır diye düşünüyorum yani inşallah. Pandemili falan da olsa, mesafeli de olsa bir konserler başlasın diye bekliyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Şarkı yorumlarınız çok güzel. Genel olarak yani bu bir klişe gibi algılamayın yani. Şarkı yorumları çok güzel derler şarkıcılar da. Biz de gerçekten çok güzel yani. Çok böyle hiç görmedim gerçi. Hiç kötü bir yorum görmedim. Tabii kötü yorum da olacaktır. Yani görmedim derken ben görmemişimdir. Bu kusursuz bir iş yaptığımız anlamına gelmez. Tabii ki kusurları da vardır. Konser istiyorum demiş Kardelen. Ben de konser istiyorum. Evet. Yazdıklarımızı okudun mu? Nereye yazdıklarınızı? Twitter'a zemin etiketiyle yazdıklarınızın çoğunu okudum. Yani bayağı okudum gece zemini. Mert abiyle Yalnızlar Günü konserine geliyorsun değil mi? Mert abin Yalnızlar Günü'nü evinde yapıyor bu sene. 13'ünde yapıyor. Aa, yarın yapıyor değil mi onu? Yarın yapıyor. Yarın Mert'in evinde olamam büyük ihtimalle. Mert de çağırmadı zaten. Çağrılmadığım yere de zaten gitmem. Çağırırsa da bu saatten sonra zaten gitmem. Bir de yazdıklarımızı buradan ismimizle okuyorsun ya demiş Zeynep. İsmimizi okuyorum. Bir de gülmüş. Emircan İrek vs. Tost. Hiçbir şey anlamadım bundan. Umarım şu ameliyat süreci de biter hemencecik. Evet ya. Bir an önce bitsin. Bundan kötüsü gelemez başımıza, bundan kötüsü gelemez. Ondan rahatım, sen de rahat ol. Zemine uzananlar düşemez. Ben burada şarkı söylerken ne oluyor biliyor musunuz? Böyle gitarlı bazen şarkı söylüyorum ya programda. Aynı zamanda da yorumları okuyorum, merak ediyorum çünkü neler yazılıyor diye. Ve şarkının sözlerini o yüzden karıştırıyorum. Canlı yayınlarda böyle şarkı unutuyorum ya. Onun sebebi yorum okumam. Çünkü şuraya baktığında kendine full bakıp söyleyemiyorsun. O da saçma bir şey. Yorum okuyorum buradan şarkı söylerken. O ara yazılan bir şey. Bir de şarkı sözü yazıyorsanız hepten karışıyor. Yazıyorsanız hepten karışıyor. Arkadaşlar,
Ben bu yayını açtım. Yayını da biraz erken açtım. Aslında daha geç açmam lazımdı. Erken açtım. Şimdi 40 dakika burada ben böyle konuşursam hepimiz çok sıkılırız. Ben bu yayını kapatıyorum. Emir, ben Çabi. Şu an canlıdasın diye aramıyorum. Şimdi Çabi gelecek. Çabi misafirim olacak birazdan. Aynı sokaktaymışız, haberimiz yok. Çabi şimdi mesaj attı. Böyle de ince bir adam bak. Canlıdayım diye aramıyor, sağ olsun. Arkadaşlar son 40 dakika ben gidiyorum. Biraz Çabi ile muhabbet. Artık şu vakit geçsin, şu klip çıksın. Sonra YouTube'a gireceğim. YouTube'daki yorumları falan okuyup orada bir şeyler yazacağım. Herhalde 40 dakika geçer böyle, bilmiyorum. Zor yani. Sizi çok öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani klibi umarım beğenirsiniz. Anlatıyı beğenirsiniz. Yani hani bu beğenme işte stream anlamında bir karşılığı olması anlamında söylemiyorum. Umarım klibin derinliğini alırsınız. Ve konserlerde söyleriz. Artık bir konser yaparız diye düşünüyorum. Nisan, Mayıs gibi inşallah. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dışında çok şarkının üzerinden kaç versin gibi sorular cevapsız kalacak, çünkü ne vereyim yani, şarkıya nasıl puan vereyim, nasıl bir soru. Evet arkadaşlar, saat 6'da Zemin yayında Simge Mercan, Özlem Mutlu, Umut Eker oynadı, Mali Ergin çekti her zamanki gibi. O saate kadar ben YouTube canlı ön gösterimde olacağım. Oradaki chatte olacağım. Dün Clubhouse'da bir kısım dinleyenle konuşabildik. Şarkı Spotify'da çıkmadan önce. Onlarla muhabbet ettik. Sonra Yalçın Birol'un programına katıldım. Orada da Yalçın abiyle biraz muhabbet ettikten sonra. Zaten şarkı çıkmıştı. Saat 12 olmuştu. Şarkının sözlerinin bir anlamı var mı? Tabii her zaman bir anlamı var Dilo. Şarkının, her şarkının, her sözünün, her bir kelimesinin, her anlatmak istediğimiz şeyin bir parçası var tabii ki de. Bu şarkıda da öyle. Ben bir yorum sabitledim YouTube'da. Zeminle alakalı. Orada şarkıyı niye yazdığım ve bu şarkının içeriğinin ne olduğu yazıyor.